Herkese selamlar. Şu anda New York'ta, East Village'da, New York'un en güzel kafelerinden bir tanesindeyiz. Size videolarımda E2 vizesinden, E2 vizesinin nasıl alınacağından bahsetmiştim. Bugün gerçekten E2 vizesini almış, Amerika'ya gelmiş, işini kurmuş bir iş insanıyla, Oya'yla beraberiz. Birazdan kendisini ziyaret edeceğiz. Burası East Village'da çok küçük bir kafe. İçinde kendi ürettiği mamulleri satıyor Oya. Ve çok güzel küçük bir işletmesi var. Kendisinden E2 ile ilgili birazcık bilgi alacağız. Bu soğuk Şubat gününde sıcacık bir kahve ve sohbetle size E2 vizesinin pratik taraflarını, alındıktan sonra ne olduğunu, almadan önce neler yaşandığını anlatmaya çalışacağız. Buyurun içeri girelim. Herkese selamlar. Oya'yla beraberiz. Oya, East Village'da, New York'ta, Manhattan'da, East Village'de The Lazy Llama adlı kafe barın hem sahibi, hem işletmecisi, hem içinde %70, %80, belki de %90 kendi ürünü olan ürünleri yapan, ondan sonra misafirlerine sunan kişi. Burada biz Oya'yla zaman zaman bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Bu sabah da bize kendi hazırladığı kroasanlarını ikram etti. Güzel de Lazy Llama bardaklarımızla çaylarımızı, özel kahvelerini içiyoruz. Buraya nasıl geldin, ondan sonra nasıl karar verdin, ne tip zorluklarla karşılaştın? İzleyenlere, E2 düşünenlere tavsiyelerin nelerdir? O da sağ olsun kırmadı. Zaten kendisi çok yardımcı, ondan sonra çok sevecen. Etrafında burada küçük bir aile oluşturmuş. Ondan sonra herkes onu çok seviyor bulunduğu muhitte. Dolayısıyla böyle çaylarımızla, kahvelerimizle birazcık sohbet etmek istiyoruz. Sizlere misafir olmak istiyoruz. Oya, merhaba tekrar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi misafir ettiğin için. Seve seve. Çok mutlu oldum sizi gördüğümde. Ben de öyle her zaman. Kısaca buraya gelme fikri nasıl oluştu? Nasıl böyle bir Amerika macerası, coffee shop? Bundan birazcık bahsedebilir misin? Tabii. Aslında yurt dışında yaşamak hep benim hayalimdi. Bir şehir hedefi koymamıştım. Hatta ben İtalya düşünüyordum. Bütün arkadaşlarım da bunu çok iyi biliyordu. Benim İtalya'ya karşı bir hayranlığım vardı. Sorrento'ya gittim, orada yer buldum, tam taşınacağım derken birden aklıma bir şey geldi. Sorrento'da yer açsan oraya da gelirdim bu arada. Ben de bayılıyorum Sorrento'ya. Çok güzel gerçekten. Sonra bir anda şunu fark ettim ki benim orada hiç tanıdığım yok. Dil yok, İtalyanca. Ama bir iş ticari, ilk defa kendi işimi kuracağım, ilk defa bir ticaret yapacağım. Benim mutlaka bu işi daha önce yapmış, bu konuda tecrübesi olan, şehri bilen, şehrin alışkanlıklarını bilen, damak tadını bilen, zevkini bilen birine ihtiyacım var. Sonuçta hani salyangoz satmanın anlamı yok bir yere gidip de bilmediğiniz bir yerde, Müslüman Mahallesi'nde. Ve burada benim çok sevdiğim bir arkadaşımın eşi kafesi vardı. Ona telefonlaştım. Dedim ki benim böyle böyle bir düşüncem var ama hiç hayatımda böyle bir şey yapmadım. Hep ben normal büyük firmalarda çalıştım, yöneticilik yaptım. Hiçbir zaman kendi işim olmadı. Hani bana biraz yardımcı olur musun? Tabii dedi. Hemen atladım, buraya geldim ilk uçakla. Bir 15 gün burada kaldım. 15 gün boyunca işte onlar ne yapıyorlar, neler ediyorlar ve anladım ki gerçekten ilk şey mutlaka bir tanıdığınızın, size yardımcı olacak birinin olması. Çünkü her şehrin, her ülkenin dinamiği tamamen farklı. Damak tatları tamamen farklı. O yüzden ben dedim ki İtalya'yı unutalım, ben şimdilik Amerika'ya gideyim. Ve sağ olsun o arkadaşım da bize çok çok yardımcı oldu bana. Dükkan bulmadan, resmi evrakların yapılması, hatta sizi bulmama dahil olmak doğru. Üzere. Çünkü ben sizi de Murat arkadaşım sayesinde buldum. Bahsettiğin Murat tabii benim çok eski arkadaşım. Onların da daha önceki birçok konularında yardımcı olmuştuk. O zaman senin tecrübenden anladığımız kadarıyla birincisi hangi iş yapacağına karar verme konusu önemli. İkincisi de eğer mümkünse gittiğin yerde, bulunduğun yerde daha önceden tanıdığın, güvendiğin birisi olabilir. Evet. Veya bazen her zaman bu olmuyor ama en azından giderek, gelerek burada insanlarla tanışmak, yapmak istediğin işle ilgili araştırma yapmak bu çok önemli. Çok önemli. Özellikle Türkiye'den şu soruyu soranlar, ben orada nasıl yatırım yapacak bir iş bulabilirim sorusu. Arkadaşlar bu uzaktan kumandayla olmaz. Olmaz. Gerçekten. Mutlaka burada ya bir tanıdığınız olacak, o size tavsiyelerde bulunacak ya da siz geleceksiniz, göreceksiniz. Tabiri caizse ayaklarınızı, yani paçalarınızı sıvayıp suya girip bir ıslanacaksınız. Kesinlikle. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü uzaktan kumanda işler olmuyor. Olmaz. Dolayısıyla bunu, senin tecrübeni bu şekilde anlamış olduk. Peki sonra nasıl gelişti olay? Bu arada tabii ben neden kafe diye karar verdim? Ben hep insanlarla iç içe olan işlerde çalıştığım için insan ilişkilerim çok iyi. Gelirim buraya, açarım kafemi. Otururum müşterilerle, alırım kahvemi, içerim, sohbet ederim dedim ama öyle olmadı. Biraz daha farklı oldu. Bu arada şunu da söyleyelim. Gerçekten de özellikle mesela Türkiye'de bir iş yapıp o işi burada devam ettirmek isteyen insanlar, o işin pazarı, marketi varsa burada, o işten devam ediyorlar. Evet. Ama bir de
böyle olmayan işler var. Mesela kendi işini buraya taşıyamayacak. Mesela sen profesyonel yöneticiydin, aynen, bir iş öyle kurman gerekiyordu. Veya Türkiye'de geçerli bir iş, Amerika'da çok geçerli olmayabilir. O kişiler tecrübe olmadan da yapılabilecek, aynen, işleri bazen düşünüyorlar. Mesela kafeterya gibi, restoran gibi. Sanırım senin de hareket, aynen, noktan birazcık biraz buydu. Biraz o oldu. Yani evet, benim gerçekten çıkış noktam buydu. En kolay yapacağım şey küçük bir kafe alırım. Hani öğrenirim işi ufak tefek, zaten elemanlar olur, hani onlarla da idare edebilirim diye çıkış noktam tamamen bu oldu. Ama dediğim gibi şehir seçme konusunda, yer seçme konusunda, çünkü en önemli nokta bence lokasyon. Şimdi bilmediğiniz bir ülkenin, bana da soran arkadaşlar oluyor, işte siz nereden buldunuz? Önce lokasyonu bulmanız lazım. Yani açtığınız yer residential mı? Yani insanların oturduğu yer mi? İş merkezleri mi? Ne yapmaya çalışacaksınız? Hedef kitleniz nerede, oralarda mı? Mutlaka bunları bilmeniz gerekiyor. Bu da uzaktan olmuyor. Evet. Mutlaka size burada bu bilgileri sağlam ve düzgün verecek birisine ihtiyacınız var. Tabii senin söylediğin bu şey restoran, kafe olayında geçerli. Bu aynı zamanda başka işler için de geçerli. Mesela birisi diyor ki nerede açayım? Önce bir bakman lazım. Mesela senin yaptığın iş, üretim işi ise rakiplerin nerede konumlanmış, müşterilerin nerede, ona göre bir hedef lokasyon kendine neresi seçmen gerekiyor. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli. Yani kesinlikle, lokasyon, lokasyon, lokasyon. Çünkü lokasyon belli olmadan hukuki olarak bir sürü işleme de başlaman zaten mümkün değil. Evet. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra baktım bu işi sevecek gibiyim. Bir 15 gün kaldım orada ama yani sonra bir daha bir geldim buraya. Tekrar bir 15 gün fakat çok disiplin bir şekilde. Sabah 6.30'da kalkıp 7'de dükkandaydım. 7'den akşam kapanışına kadar bütün flow'u seyrettim. İnsanlar ne soruyor? Amerikalılar ne yapıyorlar? Neyi seviyorlar? Kahvenin ne şeklini seviyorlar? Bunların hepsini anlamaya çalıştım. Bu arada şunun altını çizelim. Burada kastedilen şey işi tanımak için, tabii, o işte gözlemci olarak bulunmak. Yoksa tabii, tezgahın arkasına geçip para alarak çalışmaktan bahsetmiyoruz. Yok, yok. Çünkü o turist vizesinin ihlali olur. Ama turist vizesiyle gelip gözlem yapmanız konusunda, evet, kanuni olarak bir sıkıntı yok. Yok. Dolayısıyla, yok, bunun altını çizmiş olalım. Evet. Peki. Yani gerçekten baktım, evet dedim. Ben bu işi yapabilirim. Benim karakterime de uygun bir iş. Ve ondan sonra ben rotayı ama İtalya'dan buraya çevirdim. Sen şimdi sohbeti çok seviyorsun. Seviyorum. Evet. İnsanlarla muhabbeti çok seviyorsun. Seviyorum. Biz buraya geldik çekim yapacağız diye. Çekime inanın 1,5 saat sonra başlayabildik. Çünkü Oya'nın anlatacak çok şeyi var. Bizimle çok güzel ilgileniyor. El yapımı kruvasanlarından ikram etti. Peki sonra ne oldu? Sonra tamam dedim ve rotayı New York'a çevirdim. Çünkü baktım ki gerçekten desteğe ihtiyacım olacak. Ve yer bulma konusunda da arkadaşıma rica ettim. O da bu sektörden olduğu için tabii çok kolay oldu. Birbirleriyle çok linkliler. Bir baktık çok kısa sürede, biraz da şanslı olmanın verdiği bir şey herhalde. Bir 15 gün sonra buranın olduğunu ve sahibinin burayı satmak istediği söylendi. Ben tekrar atladım, uçağa geldim ama bu arada internetten burayı araştırdım. Sosyal medyadaki yorumlarına baktım. Ne satıyorlar, neler yapıyorlar. Şöyle bir baktım. Sonra müşteri gibi geldim. Hiç durmuyorum. Şu köşeye oturdum. Hı hı. Ve seyrettim. Yani insanlar ne yapıyor, nerede hata var ya da neyi ne kadar güzel yapıyorlar. Ve sonra bizim süreç başladı. Burada çok kısa bir şey. Tabii Oya'nın anlattığı bu olay bir iş yerinin devralınması meselesi. Evet. Bir iş yerinin devralınması meselesinde bazı kolaylıklar var. Mesela önceden gidip o dükkanı gözlemlemek, o mağazayı, kafeyi neyse gözlemlemek, ne olduğuna bakmak. Aynı zamanda şöyle de bir güzellik var. Daha önceden zaten mesela kafe gibi, restoran gibi işletilen bir yer varsa, daha sonra onu siz devraldığınızda müşteri bir sürü izinle uğraşmıyorsunuz. Ben, evet, tabii hukuki açıdan baktığım için öncelikle izinler çok uzun sürüyor. İzinle uğraşmıyorsunuz. Bir de o müşterileri Tekrar devralabiliyorsunuz. Sıfırdan başlamaktan, evet, çok çok daha kolay. Evet. Bir de güzel tarafı setup hazır alıyorsunuz. Hı-hı. Yani normalde işte kahve makinesi almanız lazım, kahveci firması bulmanız lazım, dolap, o hiçbir şeye gerek yok. Anahtar teslimi. Sadece temizliyorsunuz ve giriyorsunuz içeriye. Evet. Dediğiniz gibi evrak kısmı en kolay oldu. Sonra baktık ki burası gerçekten yürüyecek, bunu yapabileceğiz. Sahibiyle görüşmelere başladık. Uzun bir süreç oldu. Çünkü açıkçası benim Amerika'da en çok şaşırdığım şey, bu süreçlerin çok resmi iletilmesi. Türkiye'den en büyük farkı bence bu. Her, evet, şey çok resmi gidiyor. Bizim Türklerde bazı şeyler çok pratiktir. Bir tanıdığınız vardır, telefon açarsınız. Pek çok şeyi aynı anda yapabiliyorsunuz. Ama Amerika'da öyle bir durum yok. Her şey çok resmi. Mesela bana en değişik gelen şey o oldu ki ben büyük bir firmada çalıştığım için hani hiçbir zaman bir resmi dairelerle çok fazla şeyim olmamıştı bu tür işlerle. Fakat burada her şey resmi gidiyor. Şimdi burada da bazı şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Burayı çok iyi tanımayanlar için şunun altını çizelim. Mesela şöyle bir yaygın kanaat var. Şirket kurmak çok kolay, resmi işlemler çok kolay. Doğru. Şirket kurmak çok kolay. Çünkü Amerika'da şirketin kurulması ve iş yapılması her zaman önerildiği ve cesaret verildiği için bu konuda bazı işlemler çok kolay. Fakat
bir sürü işlem sizin sorumluluğunuz altında oluyor. Şirketi kurduktan sonra maintain etmek dediğimiz o şirketin bakımını, görümünü yapmak. Evet. Bir yerin tutulması esnasında kira kontratının incelenmesi, izinlerin alınması. Bunlar tamamen sizin sorumluluğunuzda olan şeyler. Ve Amerika sağlık konusunda aynı zamanda temizlik konusunda çok ciddi kurallara tabi olan bir yer olduğu için işinizi iyi yapıyorsanız, düzgün yapıyorsanız bunları mutlaka alabilirsiniz ama bunların bir süreç olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Evet. Bir kere her şeye ilk adımımız avukatla olması gerekiyor. Anahtarımızı aldık, temizliğimizi yaptık. Bu arada tabii bazı vergi başvuruları vesaireler vardı. O yüzden diyorum mutlaka iyi bir avukatla ve mutlaka bir tanıdığınız olması lazım. Nerelere başvuracağınızı biliyor olmanız lazım. Evet, tabii senin yaşadığın olay çok biraz ekstrem bir durum olmuş, evet, herhalde. Peki o imzalar atıldıktan sonra ne oldu? O imzalar atıldı. Biz geldik ofis, yani buranın temizliğini vesaire her şeyimizi hallettik ve hazırdık açmaya. Çünkü evraklarımız da tamamlanmıştı ve işlerimizi açtık. Tabii hemen kapıyı açınca işler başlamıyor burada. Çok farklı şeyler var. Bir kere benim için en büyük şeyim, Health Department diye bir departman var burada. Sürekli ensenizdeler. Sürekli bir kontrol ve ne gün geleceğini bilmiyorsunuz. Kesinlikle bilmiyorsunuz. 6 ayda bir de gelebilirler, yılda bir de gelebilirler. Çünkü burada grade'ler var. A, B, C, D diye grade'ler var. Belki dikkatinizi çekmiştir özellikle gelen arkadaşların. Camlarda hep bu grade'leri göstermek zorundayız. Görünebilir bir yerde olması lazım. A nedir? İşte sağlık şeylerine uyumlu, temizliğini tam yapmış, sattığı ürünlerde yabancı madde vesaire olmadığına dair bir kontrol sonrası da verilmiş. B, bir iki tane violation'ınız var, düzeltmeniz gerekiyor. Hala okey ama C'ye girmenizi tavsiye etmem. Bu da bir ek bilgi olsun. Çünkü bizim Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için ben de ilk geldiğimde anlamıyordum kapıdaki A, B, C. D ise zaten hiç vuramayın, mekanından geçmeyin diyorum. Onu almanız gerekiyor. Çünkü gerçekten insanlar bakıyorlar burada. O yüzden her zaman hazırlıklı ve tetikte olmanız gerekiyor. Her şeyinizin temiz olması gerekiyor. Buz makinesine kadar girip ellerinde özel bir temizlemek bezleri var. Onunla buz makinesini açıp içine bakıyorlar ve orada toz varsa çok ciddi bir violation olarak geçiyor bu. Çünkü siz buzlu içecek hazırladığınız için oraya onu daldırıyorsunuz ve doğal olarak direkt insan sağlığına zararlı bir iş. Mesela buz makinesini her zaman temiz tutmak zorundasınız. Her zaman temizlemek zorundasınız. Aslında bu günün sonunda insanların sağlıklı tüketim yapabilmeleri için kesinlikle gerekli olan bir şey. Bu konuda Amerika çok hassas, çok yani hassas. Bu çok hassas. Mutlaka dikkat edilmesi gereken bir şey. Dükkanda en ufak bir sinek olmaması lazım. Bu meyve sineği dediğimiz ufak sinek olmak üzere. Bende iki tane vardı. Tanesine $125 ödedim. Yani iki tane sinek var deyip yazdılar. $500 ceza aldım. Dünyadaki ödedim. En pahalı sinek. Kesinlikle bendeydi. Yani sonra mutlaka başınızda şapka, bütün çalışanlarda kesinlikle ve kesinlikle saçını örtecek şekilde bir berenin olma zorunluluğu var. Mesela bu benim dünyamda hiç olmayan ve hiç bilmediğim şeylerdi. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Bez kullanmak kesinlikle yasak. Tek kullanımlık şeylerin kullanılmasını istiyorlar. O yüzden geldikleri zaman bütün sütleri tek tek ölçüyorlar. Sütleri dışarı koyuyorsunuz ya, bunların mutlaka buzlu bir şeyin içine konması lazım. Bütün sütleri dolabınızdaki dahil açıyorlar. Dolabınızdaki soğukluğun uygun olup olmadığını, orada mutlaka termometre var ama fark etmez. Onların özel aletleri var. Onlarla buzun şeyi sütün içine sokuyorlar ve test ediyorlar. Peki burası başladıktan sonra her şey nasıl oldu? Mesela insanlarla tanışman, ondan sonra insanların reaksiyonu. Hani diyorlar ya bazen under new management, burası artık yeni kontrol, evet, altında, yeni, evet, sahibi var. Önce ne fark oldu? Etmediler, sonra fark ettiler. Tabii eskiden daha çok yiyecek veriyorlarmış, daha farklı yiyecekler. Ben tabii onları da not ettim, sonra ben kendim de koymaya başladım. Bizim listede yoktu. Baktım bu bölge mesela avokadoyu çok seviyor. Hemen avokado tostu ekledik. Daha önceki şeyin en çok yaptığı şeyleri, ben o sahibiyle de sürekli görüştüm bu arada. Ne çok seviyor buradaki muhit. Çünkü en önemli şey bu. Bazı şeylerde çok diretmemek lazım. Benim buradaki gördüğüm, işletmelerde gördüğüm en büyük hatalardan birisi, kendi damak tadımızı insanlara sevdirmeye çalışıyoruz. Ama yeni bir iş yeri açtığınızda önce bırakın, onlar sevdiği şeyleri yesin, sonra yanına bir şeyler ekleyin. Bence buradaki Türk işletmelerinin en büyük hatalarından biri gördüğüm bence bu. Çok doğru bir tespit. Çünkü Türkiye'deki tadına çok güvenip, buraya gelip, ondan sonra burada istediği performansı yakalayamayıp geriye dönen ve daha sonra Amerika'da iş yapmak çok zor diyen şirketler oldu. Halbuki hataları Türkiye'de geçerli olan, işletilmiş olan modeli, hatta belki bazı Türklerin çok yaşadığı Avrupa ülkelerinde işletilmiş olan modelin aynısının burada tutacağını düşünmekte. Evet. Halbuki burada farklı bir damak tadı olabilir. Kesinlikle. Gıda sektöründen konuşuyoruz şu anda. Kesinlikle. Ama bu başka sektörlere de uygulanabilir. Her şeyde dinamikleri var. Her ülkenin, her şehrin dinamiği var. Önce onu algılamanız gerekiyor. O yüzden ben biraz dışarıda durup seyirci oldum. Bir baktım ne oluyor? Ne seviyorlar, ne sipariş ediyorlar? Ya da kendim bütün kafeleri gezmeye çalıştım. Ne sipariş ediliyor? Bu insanlar sıraya girdiklerinde ne istiyorlar?
istiyorlar. Bir kere onları yapmak lazım. Çok ısrarcı olmamak lazım. Şu anda benim kafemde evet Türk bazı börekler koyuyorum. Fakat önce müşterilerim beni kabul etti. Benim oraya koyduğum her şeyin gerçekten lezzetli olduğuna ikna oldular. Kaliteli olduğunu. Ondan sonra yanına eklediğim ürünleri seve seve alıyorlar. Şu anda gerçekten çılgın bir börek müşterim var. Olmadığı zaman hayal kırıklığına uğruyorlar. Böreği sen mi yapıyorsun? Biz yapıyoruz burada, evet. Çok güzel, çünkü buranın, burası küçük bir yer gibi ama aşağıda bir mutfağı var. Evet. Pırasalı börek inanılmaz satıyor burada. Mesela bizim nedir? Kıymalı ve peynirli üzerindedir. Ama mesela peynirli biraz daha az satılıyor. Fakat pırasalıya deli oluyorlar. Sağlıklı gıda konusunda biraz daha hani yakınım. Zeytinyağlılar konusunda biraz daha yakın olduğum için. Yani benim ilk gözlemlediğim şey buydu. Ne yiyor, ne içiyor bunlar? Çünkü sonuçta ticaret yapıyorsunuz. İsrarcı olmaya gerek yok. Para kazanmak mı istiyorsunuz? Bırakın onların sevdiklerini verin. Biz normalde bazı kurallarımız var. İşte kahvenin içine vanilya falan gibi böyle flavorlar konmaz. Çünkü tadını bozar. Fakat benim müşterim istiyorsa ben koyuyorum. Çünkü sonuçta ben ticaret yapıyorum. İsrarcı, şunu demek istemiyorum. Köşede Starbucks var, oraya git. Onu demek istemiyorum. Bizim burada tabii en önemli bence ikinci yaptığımız ve Türklerin bence en avantajlı olduğu şey, biz çok misafirperveriz. Bence en büyük avantajımız bu. Ben kendi adıma da söylüyorum ama pek çok Türk için de bunu söyleyebilirim. Biz gerçekten misafirperveriz. Amerikalılarda bu yok. O yüzden benim kafem eğer bugün burada bu mahallenin kafesi olarak geçiyorsa bence en büyük şeyi bunun bizim verdiğimiz onlara misafirperverlik. Çok doğru söylüyorsun. Misafirperverlik bize has bir şey. Kesinlikle. Fakat misafirperverliği takdir etmek Amerikalıların çok iyi yaptığı bir şey. Çünkü onlar böyle bir kültürde yetişmedikleri için bunun yapılması onlara o kadar olağanüstü geliyor ki çok inanılmaz reaksiyonlar gösteriyorlar. Çok ciddi şekilde size takdirlerini belirtiyorlar, değil mi? Bunu sen de yaşamışsın. Mesela benim en sevdiğim şey, çok enteresan gelmişti bana Amerika'ya ilk geldiğimde. İnsanlar beğendiklerini söylüyorlar. Hiçbir art niyeti olmadan. Sizi tanımıyor. Yolda geçerken saçın çok güzel olmuş deyip devam edebiliyorlar. Ben önce anlamamıştım bunları. Yani Amerikalıların bence en güzel tarafı bu. Çok güzel takdir ediyorlar. Ve bir Türk olarak çok bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece gülümseyin. Çünkü biz içten gülüyoruz. Ben, yani benim müşterilerim hepsi onu söyler. Ben şu anda maske takıyorum ama bana diyor ki ben senin güldüğünü görüyorum Oya diyor. Bir kere en önemlisi bence bu. En güzel şey, Türklerin en büyük avantajı burada bu. Biz gülümsüyoruz. Bir avantajımız daha var. Çok iyi adapte oluyoruz. Evet, çok yani hızlı bu, oluyoruz. Bu gerçekten Türklere has olduğunu düşündüğüm bir özellik. Bu kadar Amerika'daki göçmen toplumları arasında hale, duruma, şartlara göre adapte olmayı çok iyi beceriyoruz. Yaptığımız belki biraz kötü bir şey olabilir. Çok hızlı köşeleri dönmeye çalışıyoruz, evet, bazen. Tam çok. Çok fazla pratiklik, çünkü zekamız çok pratik. Biraz evet, ondan kaynaklanıyor. Çok pratik zekalıyız. Pratik zeka olmak kötü bir şey değil. Hayır. Ama köşeleri hızlı dönmeye çalışırken bazen aksaklıklar çıkabiliyor. Demek ki kurallara uyarsak, o pratikliğimizi ve hayata adapte olma ve misafirperverliğimizi ortaya koyabilirsek, kesinlikle, başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Bana çok yazanlar oluyor işte, ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? İşte ben gelsem yapar mıyım? Ben diyorum ki ben sizin şahsınızı tanımıyorum ama bir şey istiyorsanız yaparsınız. Bir kere her şey sizden başlıyor. Ne kadar istiyorsunuz bunu yapmayı? Çünkü ne kadar istiyorsanız o kadar çok zorluklara göğüs gerebiliyorsunuz. Ben şimdi üst düzey bir firmada, yani yabancı bir firmada üst düzey bir yöneticiydim. Hayatımda ben kahve bardağını alıp taşımadım. Ben burada temizliğimi de yapıyorum, pastamı da yapıyorum. Dükkanı ben açıyorum, dükkanı ben kapatıyorum. Bir kere hani Türk olarak şundan emin olmaz. Geçmişten yaptığınız çok önemli değil. Siz burada kalmak istiyorsanız evet bir şeyleri yapmanız gerekiyor ve kendiniz yapmak zorundasınız. Bu 2-2-4. Bunu ben size çok net söyleyeyim. Burada fazla bir lüks, bir en güzel şey burada mesela lüks fazla yok. Ben mesela bunu da çok seviyorum. İnsanlar sizin ne kadar şahane dekorasyon yaptığınıza bakmıyor. Sizin ne kadar güzel ve hoş bir şey verdiğinize bakıyorlar. Bence en önemli şeylerden birisi bu. Evet, yani görüntüden ziyade fonksiyonel olmanın çok önemi var. Kesinlikle. Amerika'nın en büyük şeyi bu. Amerika'da birincisi. İkincisi de senin dediğin gibi, ben onu her zaman müvekkillerime anlatırken şöyle anlatıyorum. Zahmetsiz rahmet olmaz. Evet. Yani bu ülkede mutlaka gerçekten çalışanlar iyi bir noktaya gelebiliyorlar. Dürüst olanlar, işini iyi yapanlar. Çünkü takdir görüyorsun. Kimse bir gün senin altından halıyı çekmeye çalışmıyor. Kesinlikle. Ama tam bunu, tersi destekliyorlar. Aynen öyle, destek görüyorsun. Ama bunu hiç çalışmadan yapacağını zannediyorsan, hiç zahmet çekmeden yapacağını zannediyorsan, gelmeyin. O zaman ya bunu şöyle yapabilirsin. Yani çok büyük yatırımlarla gelirsen belki bu olabilir. Ama bizim bahsettiğimiz böyle küçük mütevazi, işletmeler, küçük işletmelerden bahsediyorsak, bunlarla tabii ki mutlaka bir zahmet, ondan sonra ama kesinlikle rahmet periyodu gerçekten oluyor. Gerçekten bir kere işinizin başında olmanız gerekiyor. Ne iş yaparsanız yapın, küçük işletme ise işinizin başında olup müşteriyle sizin mutlaka muhatap olmanız gerekiyor. Çünkü bu kere değişik bir şey bana göre gene. Burada saatli ücretler.
Tabii saatli olduğu için eleman daha iyi bir şey bulduğunda anında gidebilir. O yüzden ne iş yapıyorsanız kendiniz öğreneceksiniz. Ben bunu gördüm. Ben defalarca sabah uyanıp elemanın gelmediğini ve koşarak geldim, kendi kahvemi kendim yaptım. Tabii o ya şimdi size hep kafe, restoran işinden örnek veriyor. Doğal olarak bu. Ve gerçekten böyle. Mesela ben de birçok restorancıdan vize aldım, bir sürü restorancıdan bunu duydum. Usta seni bırakıp gittiği gün mutfağa girip yemeğe yapamayacaksan o işe girmeyeceksin diyorlar. Çok doğru. Veya bunu güvendiğiniz bir kişi, güvendiğiniz bir ortak, güvendiğiniz bir arkadaşla belki yapabilirsiniz. Bir de bunun çözümü son zamanlarda Oya franchise meselesi. Evet. Yani franchise olduğu zaman franchise size bu imkanı sağlıyor. Çünkü know-how'ı veriyor, elemanı veriyor, her şeyi veriyor. Dolayısıyla siz o anlamda çalışana, ustaya birazcık daha az bağımlı olmuş oluyorsunuz. Evet. Peki Oya şöyle sorayım. Diyelim ki bu işi tekrar baştan yapacak olsaydın, tekrar yapar mıydın? Yani kesinlikle. Tekrar böyle bir işletme açıp E2 vizesine tekrar başvurur muydun? Kesinlikle başvururdum. Neden? Sizinle başvururdum. Yok, ben onun için sorayım. Yok, yani gerçekten söylüyorum çünkü yani ben çok rahat ettim burada sizinle çalışırken ve sizin ekiple. Bir soru soruyorsunuz, anında cevap geliyor. Çünkü Amerika'da gerçekten bu ne kadar önemli. Her yıl biraz daha anlıyorum. Seçtiğiniz avukat, bu sadece immigration avukatından değil, ticari avukat olsun, diğer işler olsun. Yani birinci şey bence bu. Sizin rahatınız, evet. Sizi rahatlatan bir ekiple çalışıyor olmak. O yüzden evet. Evet, gene başvururdum. Gene ekiple. Belki neyi değişik yapardım? Daha büyük bir kafe alırdım. Çünkü ben hep şöyle hayal etmiştim. Küçük olsun, işi öğreneyim. Ama anladım ki zaten küçük de olsa, büyük de olsa ben zaten aynı şeyleri yapacakmışım. Enteresan. O yüzden hedefim belki daha büyük bir yerle başlayabilirdim. Lokasyon konusunda mesela benim burası biraz daha insanların oturduğu, yani iş yerlerinin biraz daha az olduğu bir yer. Biraz daha iş yerlerinin olduğu yerde açabilirdim. Ama şimdi fikrimi şöyle söyleyeyim, Covid'den önce için söylüyorum. Evet. Çünkü bütün Covid'de Midtown'da kafesi olan arkadaşlarım çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Çünkü bütün iş yerleri kapandı. Doğal olarak hani şey öncesi düşündüğüm bir şey gerçekten Midtown, yani iş yerlerinin yoğun olduğu yer. En çok sizin, çünkü insanlar bir kere gelmiyorlar. Sabah uğruyor, öğle yemeğinden sonra uğruyor, çıkarken uğruyor. Bizim burada sabah işe giderken bir de akşam üzeri geliyorlar. Doğal olarak hani bundan emin olarak daha farklı bir yer tutabilirdim. Biraz daha farklı olabilirdi. Neyi başka farklı yapardım? Onun dışında açıkçası çok zorlandığım zamanlar oldu. Ben ağladığım günleri bilirim ki kolay kolay ağlamam. Çünkü çaresizsiniz. Ne İngilizceniz yetiyor ya da ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz ya. İşte orada arkadaşlarınız çok önemli. İşte arkanızdaki ekip çok önemli. Size yardımcı olacaklar. Gene yapardım. Yani o kadar ağlayacağım, o kadar zorlanacağım insan, ben gene yapardım. Çünkü benim hayalimdi bu. Ve ben çok mutluyum. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Ne kadar güzel. Bu arada şöyle küçük bir açıklama da yapalım. Biz buraya gelmeden Oya'yla şunları konuşalım, bunları konuşalım gibi bir şeyimiz olmadı. Biraz doğal olsun istedim ben. Çünkü zaten Oya çok doğal bir insan, çok güzel anlatıyor. Dolayısıyla yani iltifatlar için çok teşekkür ederim ama bu böyle bir al gülüm ver gülüm meselesi değil, değil yani. Değil. Çünkü bana çok soran var. Hani evet. Biliyorsunuz çok mail alıyorum ben de. Herkes sağ olsun arkadaşlar, hani duyuyorlar sağdan soldan. Daha önce yaptığım bir video var, onu seyreden arkadaşlar. Merak ediyorlar ve anlıyorum çünkü bende de o heyecan var. Evet. O maillerde o heyecanı görüyorsunuz. O yüzden cevaplarken bazen haddimi aşacak şeyler soruluyor. Diyorum ki tek tavsiyem iyi bir avukatla yapın. Çünkü ben burada maalesef kötü örnekleri de gördüm. Hı hı. Seçtiğiniz şey sizin kaderiniz maalesef. Çünkü yaptığınız her işi erteleyebilir. Zamanınız, çünkü zaman çok önemli. Ve buraya gelecek arkadaşlar benim gibi limitli bir parayla geliyorlar. İstemem kimsenin parasının ziyan olmasını. Bu çok önemli. O yüzden çünkü yani tek atımlı kurşun mu? Kesinlikle genelde, öyle. Genelde tek atımlı kurşun olabilir. Özellikle kısıtlı bütçeyle hareket ederken. Dolayısıyla araştırma. Doğru karar. Kesinlikle. En büyük yanlış kararlar acele etmekten kaynaklanıyor. Uzaktan kumandayla iş yapmaya çalışmaktan. Yanlış bilgiler çok önemli. Ve kılavuzu karga olmaktan bazen kaynaklanıyor. Maalesef. O yüzden ne kadar çok insanla konuşursanız konu hakkında, ama yasal konularda sadece konuyu bilen insanlarla konuşmanız bu konuda tavsiye edilecek. En basiti söyleyeceğim. Edilecek. Yani kira sözleşmesi en basitidir baktığınızda, ama biz kira sözleşmesi bile avukatla yapıyoruz. Gerçekten çok önemli. O yüzden benim burada yani gördüğüm en önemli şey, her şey resmi. Bana şimdi birisi bir şey yazdı, ben hemen avukatla gidiyorum. Buna koruyucu avukatlık diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bazen hani başımız sıkışınca, bir problemle karşılaşınca avukata gidiyoruz. Halbuki burada koruyucu avukatlık sizi önceden, evet, önleminizi alarak daha sonra girebileceğiniz problemlerden engellemiş. O problemleri engellemiş, önlemiş oluyor. Evet. Peki, biraz kısaca Covid'den bahsedelim. Hı hı. Covid seni New York'ta iş yeri sahibi olan bir kadın olarak nasıl etkiledi?
Covid tabii çok etkilendik açıkçası. Tabii ben Türk olarak biraz daha cesurum diye düşünüyorum. Ben hiç kapatmadım. Ben bir gün bile kapatmadım. Ben doğru karar verdiğimi düşünüyorum kapatmamak için. Çünkü benim çevremde başka rakipler de vardı. Onlar kapattılar. Ve iki sokak ötede yıllardır oturan, ki ben 5 yıldır bu işi yapıyorum burada, beni bilmeyen müşteriler vardı. Benim burada Covid ilk başladığında köşeye kadar kuyruklar vardı. Çünkü benim bu benim hani hayalimdi. Bir gün bu dükkanın önünde kuyruklar olacak ve ben bakacağım ne kadar insan çalışıyor diye. Ve gerçekten ben bunları gördüm. Evet, az kazandım fakat çok yeni müşteri kazandım. Covid'den dolayı taşınanlar çok hızlı burada şu anda sirkülasyon. Fakat her yeni gelen bana geliyor ve en güzel şey, çok güzel bir reputasyonum olmuş. Ben onu fark ettim. Her gelen diyor ki biz sorduk, en güzel kahve sizin kahvenizmiş. Gerçekten öyle diye. Ve ben yeni yeni bir sürü müşteri yaptım. Evet, az dediğim gibi yani şu andaki yaptığımla geçen yılı karşılaştıramıyorum bile, ama günün sonunda survive ettim, hayatta kaldım. Burada bu çok, pek çok kişi kalamadılar. Bu çok önemli. Çünkü Covid'de kapanan bir sürü yer var çok. Ve en çok etkilenen gerçekten yeme içme işletmeleri, maalesef. Kafe, restoran. Küçük işletmeler özellikle. Şimdi bugün Oya'yla sohbet ederken iki tane olaya şahit oldum. Bir tanesi çok yakında ikinci bir lokasyon düşündüğünüzü, evet, inşallah nasip olursa diyelim. Ondan sonra birincisi bu çok güzel. Yani Covid gibi bir dönemde ikinci bir yeri açmaya teşebbüs etmek bu işlerin iyi gittiğini gösterir bence. İkincisi, biz çekim yaparken kapıda bekleyen, tam 15-20 dakika kapıda bekleyen bir kişi, Oya sağ olsun, onun hemen biz çekime ara verdik, kahvesini verdik, ondan para almadı. İyi esnaflığın örneğini de böylece göstermiş oldu. İyi esnaf her yerde iyi esnaf. Sağ olun. Buranın bir de ben şunu gördüm, Amerikalılar inanılmaz sabırlı insanlar. O kadar kesinlikle. Güzel bekliyorlar ki, bir kere Türklerden en büyük farkı o. Bizde Türkiye'de 3 kişi sıradaysa 4. oflayıp oflar. Yani 15 dakikadır, ki 15 dakika diye yazdım kapıya ki uzattık biz, orada dışarıda oturdu bekliyor. Çünkü benden almak istiyor, benim müşterim, benim kahvemin tadını biliyor. Çok sabırlılar. O yüzden Türkler çok avantajlı. Biz çok hızlı hareket eden insanlarız. Elimiz de çok hızlı. Burada başarısız olmak çok şey değil. Bir de ne olur olsanız ne olur? Velev ki bir işe giriz. Mesela ben buraya gelirken hep onu dedim. Ne olur? En kötü ne olur? En kötü geri dönerim Türkiye'ye. Ne olacak? Ama şunu hiçbir zaman demeyeceğim. Yaptım. Olmadı demek okey, ama yaptım, hiç yapmadım, keşke yapsaydım. Bunu mu söylemem gerekiyor? Ben o yüzden... İçinde diyorum, kalmaması içimde olayı. İçimde kalmadı. Hep onu diyorum. En kötü ne olur? Geri dönerim Türkiye'ye. Belki biraz para kaybederim ama tecrübe o bana. Benim o benim tecrübem olacak. Tecrübeyi parayla satın alamazsınız. Evet. O onu, ben ona bu kadar para ödedim tecrübe için. Varsayın ki eğitime geldim buraya. Eğitim için verdim o parayı. Eğitilmiş olarak geri dönerim. En kötü dedim bu olur. Bana dediler ki ama işte her şeyi bırakıyorsun. Ondan sonra işte diyecekler yapamadı dediler. Desinler ama ben sonuçta gördüm yapamadığımı, kendim gördüm ya da yapabileceğimi, ne yapabileceğimi, kapasitemin ne olduğunu gördüm. Ki başardığıma da inanıyorum, daha da güzel olacağına inanıyorum. Yani o yüzden o onu demiş, bu bunu demiş, hiç önemli değil. Siz şurada istiyorsanız her şeyi yapıyorsunuz. Evet. Benim şu anda bir tane elemanım bile gelmese ben dükkanı çeviririm, hiç önemli değil benim için. Evet. Oya'nın gerçekten çok ilham verici bir hikayesi var, gerçekten çok sıcak bir sohbeti var. Böyle üzerinde lama resimlerinin olduğu bardaklarda, lama resimlerinin olduğu yastıklarla dolu bir kafede siz de Oya'nın el yapımı kruvasanlarından, keklerinden yemek isterseniz, müthiş kahvesinin tadına bakmak isterseniz, yolunuz bir gün New York'a düştüğünde, Manhattan'a düştüğünde İsviçre'ye mutlaka uğrayın. Biz videonun bilgi bölümüne Lazy Lama'nın irtibat bilgilerini de yazarız. Tabii Oya'yı ki, gelip ziyaret etmeniz için. Yani soru sormak isteyen arkadaşlar varsa, gerçekten hani ciddi düşünen, soru işaretleri olan, seve seve yani yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadar, ama danışmanlık vermiyorum. Bu birazcık şeyle alakalı. Yani projeler spesifik olduğu zaman sorulara cevap vermek çok kolay. Evet. Ama Amerika'ya nasıl gelirim diye bir sorunun cevabı çok zor. O yüzden ve herkes burada full time çalışan, işini gücünü sahibi olan insanlar, lütfen bunları da düşünerek. Bir de hangi şehir? Şimdi benim tecrübem New York üzerine. Ben size diyemem ki Florida daha iyi ya da LA böyle diyemem. Çünkü onların dinamiği farklı. O kadar. Evet. Bu şey gibi İstanbul'daki işle, Edirne'deki iş ya da daha da uzağa bir yeri söyleyeyim. Yani Kayseri aynı değil. Onların ya da Ordu. Ben eskiden Türkiye'de çalışırken biz Ordu'ya özellikle çay hasat dönemi giderdik. Çünkü hasat sonrası para kazanır ordular. Ondan sonra harcama yaparlar. Yani bu şehir dinamikleri gibidir. Evet. O yüzden ben şimdi bunu söyleyemiyorum. Hangi şehir olduğunu. O yüzden hep diyorum ki önce siz karar verin, araştırın. Sonra... Ama en azından galiba ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz. Bildiğimiz şeye biliyoruz diyoruz. Evet. Bilmediğimiz şeye bilmiyoruz Bilmiyorum. Diyoruz. Bu da bir erdem. Ve kirli bilgi bana, yok. Bana Türk bir müvekkilim demişti ki, ben bir konu sordu. Bu konu benim alanım değil, bilmiyorum dedim. Hayatımda ilk defa bir avukatın bilmiyorum dediğini duydu. Ben de dedim ki bilmediğim bir şeyi niye biliyorum dedim ki. Ben bildiğim şeyden para kazanıyorum. Başka son eklemek istediği bir şey var mı Oya?
Valla hayal şu anda çok fazla talep var biliyorum ve herkes genelde kafe düşünüyor daha kolay diye. Evet daha kolay ama tahmin ettiğinizden biraz daha zor olabilir ama bu sizin hevesinizi kırmasın. Gerçekten denemek istiyorlarsa gerçekten denenmesi lazım. Ama gerçekten doğru bir kere araştırma yapılması lazım. Doğru şehir seçilmesi lazım. Bunun için zaman harcanması lazım ve gerçekten doğru avukatlarla, doğru danışmanlarla gidilmesi lazım. Benim tek hani söyleyebileceğim şey bu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Her sıcak zaman. Sıcak sohbetin, kahven, kruvasanın için. Kruvasanı tabii siz görmediniz. Biz çekimden önce onları hallettik efendim. Sizin karşınıza sadece böyle kibar çaylarla, kahvelerle çıkmış olduk. Çok teşekkürler. Rica ona. Ederim. Seve İşlerinde seve her zaman. Çok başarılar çok diliyorum sana. Çok İnşallah teşekkür ederim. İnşallah burası bir değil, iki değil, üç değil. Böyle katlanarak gider. İnşallah. Çok başarılı bozmadan. Olursun. Çok sağ olun. Ve Türkleri iyi temsil eden bir iş kadını olarak hayatına devam çok edeceğiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Altyazı M.K.